Daha önce uğraşmadım. Sadece böyle işte gördüm, geçtim kabakları. Şimdi internete bir baktım, kabaklar kaç günde bir sulanır diye. Aa, meğer tozlaşma diye bir şey varmış. Tozlaşma olmalıymış ki kabak meyvesi versin. Sadece çiçek olurmuş. Ben de buraya baktım, bir fırça veya kulak çöpüyle tozlarını alın diyor. İşte fırça elde. Bu çıkıntılı erkek çiçekmiş. Şimdi böcek de var. Böyle şöyle yapın, tozunu alın diyor. Sonra dişi çiçek bulup, dişi çiçeğe bu polenleri verecekmiş. Bakalım fırçaya geldi mi? Evet. İşte fırçaya geldi. Şimdi köke yakın olurmuş. Böyle erkek çiçek gibi içi çıkıntılı olmazmış. Hatta bir yazıda baktım da internette de. Hatta dişi çiçek bile demiyor, kadın diyor. Köke yakın olurmuş ama şimdi kabakların köke yakınında hiç çiçek göremedim. Şurada bir tane var. Bakalım. Bu da çıkıntılı. Ne yapayım? Hadi bakalım, erkekle erkeği birleştirelim, bakalım ne olacak. Böyle. Meyve vermeyeceği kesin. Oho. Kabakların cinsel hayatı da bize mi düştü? Kendi kendine doğal koşullarla olması lazım. Bunlar ne yapıyorlar bu internette? Kabak olmuyor. Olması için de böyle dolaşmak gerekiyormuş. Çiftçiler fırça elde dolaşıyorlar mı acaba? Böyle büyük çapta uğraşanlar. Bu da erkek. Hadi bakalım. Bu da çıkıntılı. Bu da erkek. Dişi çanak şeklinde olacakmış. Öyle yazıyor. Ben daha önce uğraşmadığım için. Al sana yine erkek çiçek. Bütün erkekleri çiftleştirdim. Sen? Ay, bu da öyle. Gelmiş bir yandan. Arı yapsın işte. Bolca yaprak ve çiçek. Ay, şimdi bazıları da hani bu sevgi pıtırcıkları sevin falan diyor. Şimdi ne yapayım ben? Mutlu sabahlar, kabaklar mı diyeyim? Çok komik geliyor. Arılar uğraşıyor işte, yapsınlar. Bir de fırça elde böyle dolaşıyorum. Şurada da var ama çanak şeklinde değil. Bir çift gidiyor işte.
bakayım. Evet, bu da çıkıntılı. Bu erkek çiçek. Kabaklar, ne haliniz varsa görün. Benden bu kadar. İster olun, ister olmayın. Çok kızdım galiba. Şimdi kabak vermeyecekler. Ne yapayım ben bu polenleri? Hepsini birbirine sürdüm. İşte sonradan bahçıvan olursanız böyle oluyor. Beceriksiz oluyorsunuz. Evet, bunlar da yine ata tohumu karpuzlar. Şimdilik bu kadarlar. Hepsi de bu kadar zaten. Şunun yaprağı koparmışım ben. Böyle uzuyorlar. Hadi yakından ilk kez görüyorum zaten. Uzaktan tarlada görmüştüm. Manavın dışında yani. İşte bu da karpuzun çiçeği. Çok güzel. Böyle uzuyor. Şurada tomurcukları da var. Önceki çiçekler de var. Şimdi bunlar karpuz mu olacak? Peki bunun erkeği dişisi var mı? Onu da bilmiyorum. Bakayım. 3 tane çıkıntı var burada. Kabaktı. Kabak aşısı mı olacak o zaman? Kabak gibi olmasın. Olsun, yine süreyim. Meyvesiz olmasındansa meyve versin. Garip garip şeyler. Karpuzlar olunca göreceksiniz. Kökü şurada. Böyle uzuyor. Bunlar karanohut. Şu anda çiçek durumundalar. Bu bostanlara dadanan şu sarı otlar nedir? Bitkileri boğuyor. Ben de koparıyorum şöyle gördükçe. Şöyle. Bunlar bitkileri sarılıyor ve öldürüyor bitkileri. Neden oluyor? Ya da ne yapmak gerekiyor? İşte köklerine sarılıyor. Kökleriyle çok sıkı sarılarak öldürüyor bunları. Şöyle yapıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Bunlarda var, nohutlarda, mercimekte var. Bunlar, dalını da kopardım tabii bu arada, yazık. Şu ata tohumundan domates fideleri. Ben dün fark ettim, evvelki gün sularken. Hortumun geriden gelişini tabii seyredemiyorum. Bazen telaşla, aceleyle hortumu çekiyorum. Ya ağaç başka bir fideye falan takılıyor, kırabiliyor. Aa, dün fark ettim bunu, böyle hortumla yarı yerden kırmışım zavallıyı. Ben de atel yaptım. Önce bir gövdesine bez sardım, hani incitmesin diye. Sonra iki yanına iki tane çubuk diktim, sabitledim. Sonra bantladım. Yani kırık tedavi eder gibi. İşte sonra bir de can suyu verdim, yeni dikilmiş gibi. Yaprakları solmamış, yaşayacak bu. Ve işaret koydum önüne de. Hani şöyle taş, tahta, en azından hortum takılırsa bunlara takılsın ya da ben dikkat edeyim, üzerine basmayayım. Birkaç tane de patates. Patates de çiçek açtı. Patatesleri ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Kökünde patates çoğaldım, onu da tabii ki bilemeyiz. Güzel güzel çiçekleri var. Bu çiçekler de herhalde solacak.